Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve salgında gelinen nokta, koronavirüs tablosunda hem vaka sayısı hem de vefat sayısı ne yazık ki çok yüksek. Uzmanlara göre sebebi aşılamanın hedeflenen seviyeye ulaşamaması. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı aşılama haritası da yine uzmanlara göre rehavete neden oluyor ve gerçeği yansıtmıyor. Derin nefes al, sıkma kendini. Aşılama konusunda her ne kadar haritaları maviye boyasak da çok başarısızız. Bu ülkede 100 milyon doz aşı yapılmış. Ne güzel. Ama o 100 milyon doz aşı %25 kişinin tam bağışıklığıyla sonuçlanmış. Ne yapmışız biz bu 75 milyonu? Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı 26 milyon aşısı tamamlanmamış veya hiç aşı yapılmamış 11 milyon civarında da aşı yaptırmamış insanımız var dedi. Aslında bizim şu anda tam doz aşılarını yaptırarak hastalığa karşı koruma altına aldığımız insan sayısının veya oranının çok da yüksek olmadığı ortaya çıkar ki o zaman haritanın rengi mavi değil, belki yoğun olarak kırmızı ve kavun içi olacaktır. Doktorlar bu haritayı tartışıyor. Sağlık Bakanı her gün aşılamadaki son durumu bu haritayla paylaşıyor. Günden güne harita maviye boyanıyor. Ancak gösterilen tek doz aşılama ve tek doz aşının koruyuculuğu yok. Artan vefat ve vaka sayıları da bunun kanıtı. Ulaşılamayan aşı hedefi ve kapalı alanlarda hareketliliğin artması nedeniyle 259 hasta daha yaşamını yitirdi. Günlük 22.923 yeni vaka var. Sağlık Bakanlığı orada tek doz aşı yapılmış kişilerin oranlarını gösteriyor il bazında. O haritanın sürekli olarak mavileşmesi ve sanki insanlara aşı yapılan insan sayısı çok yüksekmiş gibi sunulması ve sanki herkes koruma altına alınmış gibi deklare edilmesi, açıklanması o zaman insanları ciddi bir rehavete sokuyor. Çalışan kesim 18 ile 50 yaş arası. Bunların çok geç aşılanmış olması, henüz bağışık olmamaları, bunların hepsi müthiş bir başarısızlık. Çünkü başka hiçbir şey koymadık masaya. Aşı dışında başka hiçbir şey koymadık masaya. Türkiye çift doz aşılamada henüz toplumun %50'sine bile ulaşamadı. Danimarka %70'i aşarak tedbirleri esnetmeye başladı. Türkiye'de ise kalan tek tedbir maske, ona da uyan yok. Şimdi çıkın bakın sokağa. İnsanlar gayet doğal bir biçimde normalizasyonunu yaşıyorlar ve kanıksamış durumdalar. Belirli bir hastalığa ve salgına karşı yabancılaşma durumu söz konusu. Sonuç insanların bu doğal insan hareketliliğine katılmaları ve neredeyse pandemi öncesine dönmüş olmamız ne yazık ki salgının hala yoğun bir biçimde devam etmesine yol açıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Klimi'nin koronavirüs sempozyumunda bir araya geldiği uzmanlar mevcut aşılama ve tedbirlerle salgının önüne geçebilmenin mümkün olmayacağı görüşündeler. Şimdi şöyle bir noktadayız artık bir önceki seneden farklı olarak. Bir önceki sene bu hastalık ölümcüldü çünkü aşısı yoktu. Bu hastalık artık ölümcül değil ve ölünüyor. Her 4 kişiden bir kişi aslında korunuyor. Çok ağır bir yük altında kapalı yerlere gireceğiz şimdi. Çok zor bir kış geçireceğimizi öngörüyorum ben.